Evet, Sayın Genel Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi adına ki yaklaşık 90 binin üzerinde çalışan olan bu güçlü mekanizmanın adına, her çalışanımızın adına hoş geldiniz demek isterim. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemi oldukça yoğundur her zaman. Buna layık olmak ve 16 milyon insana en güçlü şekilde hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olmak konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz aslında. Rutin işlerimizi ortaya koyarken bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü ve daha değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına bu 5 yılın yine kendi bir önceki 5 yılla yarışan ama onun çok daha üzerine çıtayı koyabilen bir anlayışı ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda sizin de ziyaretiniz ve çok değerli grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız ve milletvekillerimiz nezdinde bize moral verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün sizleri Bakırköy ana binamızda misafir ettik. Bizim aslında ana yerleşke olarak birkaç noktamız var ama elbette ki en önemli noktamız ve en kurumsal noktamız Saraçhane. Ama bugün Saraçhane'de farklı bir ses çıkacak, halkımızın farklı bir sorununa temas edecek bir buluşma söz konusu. Onun için sizi bugün Bakırköy'de misafir ettik. Tekrar gelmeniz bize mutluluk verdi. Ayağınıza sağlık, onur verdiniz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben de öncelikle 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz büyük başarı ve bütün Türkiye'nin gözünün üzerinde olduğu bir seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 3. kez ve en büyük farkla kazanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. 5 yıl önce ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip seçimler yenilenmişti. O yenilenen seçimlerde İstanbul seçmeni ferasetiyle, iyi niyetiyle, hakkaniyetiyle ve adalet duygusuyla hareket ederek size çok büyük bir destek vermişlerdi. Ve 5 yıl süreyle onlara hizmet etme imkanı bulmuştunuz. O 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin markalaştığı bir 5 yıl oldu. Sonunda yapılan seçimlerde bir öncekinde tekrar seçimde adalet duygusuyla hareket edenler, hakkınız yendiği için size destek verenler bu sefer oy verir mi diye merak edilirken onun da çok ilerisinde bu kez çok geniş bir memnuniyetle İstanbullular sizin göreve devam etmenizi ve İstanbul'a bir 5 yıl daha hizmet etmenizi istediler. Bu görevi, bu sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler. Ben hem sizi hem hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğimiz, daha rahat hareket edebileceğimiz bir 5 yıllık süreç olacak. Tabii İstanbul'da 5 yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yaptığı belediyecilik 31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün Türkiye'ye yayılan ve o haritada nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine, toplanan verginin %87'sinin olduğu coğrafyaya hizmet etme imkanını yakalamamızda en önemli göstergelerden bir tanesi. Bugün bir telaş var Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da markalaşan hizmetleri şu anda bütün Türkiye'ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar, yeri tutanlar hazırlıklarını yapıyorlar. Hatta ilk birkaç tanesi açıldı bile.
Diğer yandan kreşlerle ilgili çabalar var. Yurtlarla ilgili çok önemli çabalar var. Anne kart uygulamasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılabileceğine ilişkin genel merkezimize sizlere bütün belediye başkanlarımızın ciddi şekilde yönelmeleri var. Biz tabii bu konuda İstanbul, Ankara başta olmak üzere geçmiş dönem çok başarılı belediyecilik uygulamalarıyla Mersin'de, Antalya'da, Adana'da yapılan işlerin, Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de uzun süredir sürdürülen, Eskişehir'de sürdürülen halkçı belediyecilik uygulamalarının artık bir eş güdüm halinde ve bütün Türkiye'de aynı görünür yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde eğitim, eş güdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Yavaş yavaş çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye bu sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü görecekler. Bu dönem 31 Mart seçimlerinden önce şöyle bir sorumluluğunuz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul'da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Ama bu seferki sorumluluğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adil ve kamucu yönetim anlayışının artık buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de çok iyi yönetirler diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor. Ben sizin ekibinizin, sadece siyasi ekibinizin değil, genel sekreterimizden, yardımcılarından, iştiraklerimizin yönetim kurulu başkanlarından başlayarak 90 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin de aynı motivasyonda, aynı görev bilincinde olduğunu görüyoruz. Büyük bir umutla, büyük bir gururla sizleri takip ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.